Arkadaşlar merhaba. Zararlı backlink tespiti videomuzda sizlere web sitenize sizin tarafından alınmayan veya sizin tarafınızdan alındığı halde zararlı olan backlinkleri nasıl tespit edebileceğinizi ve bu tespit ettiğiniz backlinkleri nasıl reddedebileceğinizi göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar kullanıcılar tarafından yapılan en çok hataların başında Moz'un metriklerinin temel alınması geliyor. Yani DA değeri veya PA değeri işte toplam backlink, kaliteli backlink, Moz Trust Flow veya majestic trust flow gibi metrikler arkadaşlar bizim için çok da fazla önemli olmayan metrikler arkadaşlar. Çünkü biz hedef olarak aldığımız arama motoru Google olduğu için biz arkadaşlar Google'ın metriklerini esas almaktayız. Moz'un spam score konusunu anlatmak gerekirse yeni bir domain aldınız. Örnek veriyorum. ilgili domainin arkadaşlar spam score değeri yüzde %30'un üzerinde. Eğer Moz tarafında çok fazla spam backlink yoksa veya hiç backlink yoksa Buna rağmen spam skor değeriniz arkadaşlar çok yüksekse ilgili web sitesinin domain park sayfasında uzun süre kalmasından dolayı spam skor değeri yüksektir. Yine arkadaşlar spam skor değeri bizim için önemli bir metrik değildir. Bizim için önemli olan Search Console bağlantılar tarafındaki tanımlanan backlinkler arasında spam olabilecek backlinklerdir arkadaşlar. İlgili web sitesi arkadaşlar benim paravan bloklarımdan birisi. Bu sitede yer alan tüm içerikler kopya bir şekilde çekildi. Diğer yandan bu domaini ben ilk satın aldığımda spam skor değeri %50'nin üzerindeydi. Fakat 2-3 aylık periyotta spam skor kendi kendine %1 değerine geriledi. Ki arkadaşlar bu durum sizde de böyle olacak. Yani bir web sitesi spam skor değeri yüksek olsa da 2-3 ay boyunca yayın hayatına devam ettiği sürece spam skor değeri ilk güncellemede %1 seviyesini düşmekte. İlgili web sitesi tüm içeriklerini kopya bir şekilde çekmesine rağmen gördüğünüz gibi spam skor değeri %1. Çünkü spam skor konusunda arkadaşlar kopya içerik çok da önemli bir faktör değil. Eğer web sitenize herhangi bir anti SEO saldırısı gerçekleşmiyorsa biz zararlı backlink tespitini ve reddetme işlemlerini Search Console bağlantılar üzerinden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan SEMrush aracı üzerinden de backlink audit aracından mevcut sitenize gelen zararlı bağlantıları tespit edip yine bunları arkadaşlar reddedebilirsiniz. Semrush'ta proje olarak web sitenizi tanımladıktan sonra backlink audit bölümünde setup butonuna basıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar en fazla referans bağlantı hangi seçenekte tanımlıysa bu seçeneği seçiyoruz ve start backlink audit butonuna basıyoruz. Tarama bittikten sonra ilgili araç üzerinden nasıl zararlı backlink tespiti yapabileceğinizi aktaracağız. Başta da söylediğimiz gibi eğer herhangi bir anti SEO saldırısına maruz kalmadıysanız web sitenizdeki zararlı backlinkleri direkt search console bağlantılar aracı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İlgili bölümde sayfayı en yüksek olacak şekilde tanımladıktan sonra aşağıdan yukarı doğru gideceğiz. Zararlı backlink konusu konusunda tabii ki bu konu çok ciddi uzmanlık gerektiren bir alan olsa da ben ilgili web sitelerini gördükten sonra hangi backlinkin spam olduğunu veya hangi backlinkin benim web siteme yararlı olmayacağını direkt bakarak anlayabiliyorum. Bu konuda size benim tavsiyem şu olur. Yine birçok backlink kaynağı kendi kendine oluşur. Bu backlink kaynaklarını siz almadıysanız yine bunları da reddedebilirsiniz. Reddetme işlemi için Örnek bir TXT dosyası oluşturduktan sonra domain 2. üst üste olacak şekilde tüm reddetmek istediğiniz domainleri tek tek yazabilirsiniz. Örnek veriyorum india-screen.ir domaini benim backlink aldığım kaynaklar arasında yer almıyor. O yüzden ben bu backlinki reddetmek istiyorum. Domain 2. üst üste yazdıktan sonra ilgili backlinki buraya yapıştırdığım zaman bu domainden gelen tüm backlinkleri reddetmiş oluyorum. Yine Edu backlinklerin de ben çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Edu ile olan bütün backlinkleri de reddediyorum. Onun dışında bu şekilde IP olarak oluşan backlinklerin de reddedilmesinde ciddi anlamda fayda var. Mesela bu arkadaşlar spam bir forum. O yüzden bu backlinkin de reddedilmesinde fayda var. İlgili backlinkin içeriğine gitmek için ise ilgili içeriye tıkladıktan sonra yine buradan bu butona basıyoruz. Ve ilgili kaynağı görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten web sitesine şu anda ulaşılamıyor ulaşılmadığı için de bu web sitesinden alınacak olan kaynağın bize herhangi bir faydası olmayacak. O yüzden bu kaynağı da reddediyoruz. Kolaylık olması açısından tekrar bağlantılara bastığınız zaman tüm sayfayı tekrardan düzenlemeniz gerekiyor. O yüzden geri butonunu kullanıyoruz burada. Yine mesela bu backlink kaynağı da reddedilebilir. Yine fosoya.com da benim backlink almadığım bir kaynak. Yine bu domain de aynı şekilde. Yine seo.net.tc domain de spam bir forum backlink. Bu iki web sitesi muhtemelen birçok web sitesinin Search Console bağlantılar bölümünde tanınan backlinklerin başında geliyor. Ben bu tarz kaynakları da arkadaşlar direkt olarak reddediyorum. Mesela ilgili domain geçmiş yıllarda bana aitti. Fakat bu domain Teknokulus firmasında olduğu için düştü. O yüzden bu domainden gelecek olan kaynakları da ben red listeme ekliyorum. Yine bu şekilde oluşturmuş olduğunuz paravanları sattıktan sonra veya artık kullanmıyorsanız bu backlinkleri de arkadaşlar direkt olarak reddedebilirsiniz. Şimdi biz neden Search Console bağlantılar aracı üzerinden direkt link reddi yapıyoruz sorusuna yanıt vermek gerekirse Google gereksiz veri kesinlikle sevmez. O yüzden arkadaşlar SEMrush veya Ahrefs gibi araçlardan almış olduğumuz listeyi biz direkt olarak reddetmiyoruz. Şöyle de bir durum söz konusu. Yani SEMrush'ta bir backlink gözükebilir. Fakat direkt SEMrush'tan aldığınız liste arasında Search Console'da tanımlanan zararlı backlinkler de gözükmeyebilir. O yüzden ilk zararlı backlink tespitini kesinlikle Search Console aracı üzerinden manuel bir şekilde yapmanızda fayda var. Listeyi arkadaşlar bu şekilde oluşturduktan sonra ilgili listeyi kaydediyoruz. Google Disavow aracından da arkadaşlar ilgili listeyi değiştir butonuna bastıktan sonra veya sizde bu buton mevcut değilse burada web sitenizi seçtikten sonra ilgili listeyi buraya upload ederek backlinklerinizi reddedebilirsiniz. Arkadaşlar Semra'ştaki analizimiz bitti. Şimdi go to the result butonuna bastıktan sonra Burada arkadaşlar audit butonuna basıyoruz. Daha sonrasında buradaki bölümün aktif olduğundan emin olun. Yani spam skor değeri yüksek olan backlinklerden düşük olan backlinklere göre bir sıralama yapacak. Mesela örnek backlinkleri incelemek gerekirse arkadaşlar buradaki spam olan backlinklerin hepsi spam forum tanıtımlarından alınan bir backlink. Halihazırda arkadaşlar gördüğünüz gibi forumların hiçbiri açılmıyor. Diğer yandan search console bağlantılardan biz bu zaten listeyi daha önceden karşılaştırdık. Buradaki backlinklerin birçoğu zaten Search Console bağlantıları düşmemiş backlinkler olduğu için biz bunları red listemize eklemeyeceğiz. Diğer yandan bu diğer yandan arkadaşlar bu .app gibi domainlere sahip backlinklerde kendi kendine oluşan kaynaklar ve bu kaynaklar da arkadaşlar zaten Search Console tarafından tanımlanan backlinkler listesine de girmiyor. Mesela SEMrush üzerinden zararlı link tespiti yapabilmek için arkadaşlar örnek veriyorum buradaki butona bastığınız zaman ilk sayfadaki ilk 100 backlink arkadaşlar seçilecek. Biz bu backlinklerin arasından işte örnek veriyorum bazılarını eleceğiz. Mesela bu backlink arkadaşlar bizim kendi aldığımız bir backlink ve biz bunun spam olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden arkadaşlar bunu ilgili listemizden kaldıracağız. Yine arkadaşlar Windows 10 hızlandırma nokta sitede bize ait bir web sitesi. O yüzden arkadaşlar mesela bunu da kaldırdık. Yine ürün anahtarı nokta sitede bizim kendi oluşturduğumuz bir paradan blok. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten spam score değeri de oldukça yüksek değil. Bu yeşil olan spam score değerine sahip arkadaşlar web sitelerini bu ilgili e, disavow listesinden çıkartabilirsiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar, geriye kalan domainleri de direkt liste halinde çıktı alabilmek için buradaki butona tıklamanız arkadaşlar yeterli. Buradaki butona tıkladıktan sonra domain bazlı bir disavow yapacağız biz. Move to disavow butonuna basıyoruz. İlgili arkadaşlar seçmiş olduğumuz domainleri disavov listesine taşıdıktan sonra burada disavov bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reddettiğimiz tüm backlinkler halihazırda burada listeleniyor. Burada da arkadaşlar export to txt butonuna bastığınız zaman ilgili listeyi direkt olarak arkadaşlar çıktı şeklinde alabilirsiniz. Yine arkadaşlar listenin başındaki bu ifadeleri sildikten sonra mevcut listenizi Google Disavow aracından direkt upload yaparak link reddini SEMrush aracı üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcıların düştüğü hataların başında da arkadaşlar şu mantık yer alıyor. İşte spam skor değerini düşürmek için backlink reddedilmelidir gibi bir manteli de var. Diğer yandan arkadaşlar spam skor mozun bir metriğidir. Ve Search konsolda sizin reddetmiş olduğunuz backlinklere moz şirketi kesinlikle erişemez arkadaşlar. Bu yüzden de spam skoru düşürmek noktasında link reddinin herhangi bir faydası olmayacaktır. Çünkü arkadaşlar link reddi Google'ın Search Console'un alt bir aracı olan Disavow aracından gerçekleşir. Spam backlink konusu arkadaşlar bu kadardı. Konuyla alakalı sormak istediğiniz soruları eğitim videomuzun altından bizlere iletebilirsiniz. Backlink reddini hem Search Console'dan nasıl manuel bir şekilde yapabileceğinizi hem de SEMrush aracı üzerinden nasıl kolayca e, liste şeklinde çıktı alabileceğinizi anlattık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.